Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 4 senedir çocuk sahibi olmak için denemediği yol ve yöntem kalmayan bir çift, nihayet doktora gitmeye karar vermişti. Çekinerek de olsa doktora giden çift, tüm muayenelerin ardından sürpriz bir sonuçla karşılaşmış, genç kadının kısır olduğu öğrenilmişti. Adam, 4 yılın ardından karısının kısır olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşamış, ona olan sevgi ve saygısı azalmıştı. Bunu başlarda çok belli etmese de, daha sonra alenen belli etmeye başlamıştı. Öyle ki çocuk sahibi olmaktan vazgeçmediğini söylüyor, bunu onunla yapamayacaksa başka bir kadınla yapacağını söylüyordu. Her gün eve farklı bir kadınla geliyor, yatak odasına geçerek karısını aldırış etmeden onunla birlikte oluyordu. Bir süre bu şekilde devam eden adamı tanıyamayan kadın, bu durumu ailesine açtığında inanılmaz bir tepki aldı. Özbeöz annesi ona, "Sen doğuramıyorsan kocan ne yapsın?" demiş. Kaynanası ise, "Seni kapının önüne koymadığımıza dua et." demişti. Genç adamın yaptığı sapkın işi meşrulaştırıp suçu genç kadında bulan bu kirli zihniyetler, ne yazık ki onun bütün moralini düşürmüş, hayattan hiçbir umudunun kalmamasına sebep olmuşlardı. Hayattan bezen kadın, bütün gün kocasının başka kadınlarla fingirdemesini dinliyor, onların müstehcen konuşmalarına şahit oluyordu. Çaresiz kalan kadın, intihar etmeye karar verip kendisini balkondan aşağı atmış, şans eseri kurtularak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye gidince hamile olduğu ortaya çıkan kadın, herkesi şok etmişti. Adam bunca zamandır denemesine rağmen, diğer kadınların değil de karısının hamile kaldığını görünce, bunu Allah'tan bir işe işaret olarak değerlendirmişti. Bu süre zarfında onu kısır sandığı için çok kötü davranmış, ona zulmetmişti. Oysa ki o kısır değildi. Aslında kısır olsa da yaptığı bunca kötülüğü hak edecek değildi. Bütün hatasını anlayan adam ona ne kadar zulmettiğini anladı. Ancak iş işten geçmişti. Çok geçmeden çocuğunu düşünen kadın bir daha kocasından hamile kalamadı. Adamsa bu işteki bütün kabahatin kendisinde olduğunu anlayarak bir gün bile olsun of demedi. Kaderine razı olarak karısına yaptığı zulümden dolayı önce ondan, sonra da Allah'tan bağışlanma diledi. Genç kadınsa birkaç yılın ardından kocasına tahammül edemeyerek ondan boşandı. İkinci bir evlilik yaptığındaysa Allah ona öylesine evlatlar nasip etti ki ayrıldığı eşi onu her gördüğünde gıptayla bakar olmuştu. Nasıl olur da kendisiyle evliyken gebe kalamayan kadın şimdi gelip bunca çocuk doğuruyor bilememişti. Bunun Allah'ın işi olduğunu, onun her işinde bir hikmet olduğunu düşünen adam kaderine razı oldu. Bu işten ötürü Allah'a isyan etmek yerine ona yönelerek iyi bir kul olmaya çalıştı. Geçmişte salih ve iyi bir insan olsa başına bunların gelmeyeceğini düşünen adam, geri kalan hayatını münzevi bir şekilde geçirdi. Sabır, acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etme. Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabırla olur. Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat sabretmekle mümkündür. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı koyabilmek ve bunların üstesinden gelebilmek için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır. Bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı bu güzel özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir. Sabrın sonu selamettir, başarıdır. Sabır acıdır, fakat sonucu tatlıdır. Hazreti Peygamber, sabreden başarıya ulaşır. Sabır başarının anahtarıdır. Sabır bir ışıktır. Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende birçok hayır vardır, buyurarak sabrın faziletini anlatmıştır. Hazreti Peygamber, sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür. Sözüyle bir felaketle ilk karşılaştığı zamanda sabrın önemini vurgulamıştır. Sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı içten elem duymak ve bunlarla mücadele etmek gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılayabileceği ihtiyaçları karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir.
Resulullah, "Ya Rabbi, acizlikten ve tembellikten sana sığınırım." diye dua etmiştir. Bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek müminlerin özelliklerindendir. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sabr-ı cemili emretmektedir. Resulullah sabr-ı cemil şikayet edilmeyen sabırdır buyurmuştur. Aslında elden bir şey geldiği zamanlarda sabırsızlık, gelmediği zamanlarda sabırsızlık göstermenin bir faydası yoktur ve lüzumsuz bir harekettir. Kur'an-ı Kerim'in 70'ten fazla ayetinde zikredilen sabır, insan tabiatına aykırı olan zorunlu hallere uymak ve güçlüklere karşı koymak demektir. Sabrın gayesi, beklenmedik olaylar, içine düşülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak, paniğe kapılmamak ve tahammül göstermektir. Allah Teala sabredenlere mükafatını hesapsızca vereceğini müjdelemiş ve onları övmüştür. Müminler çoğu zaman sırf inandıkları için Allah düşmanlarının zulüm ve kötülüklerine hedef olurlar. Çeşitli işkencelere uğrar, onlarla savaşmak zorunda kalırlar. İşte bu durumda sabır, müminin güç kaynağı, imanının koruyucusudur. Hz. Musa'ya inananlara Firavun eziyet etmek isteyince onlar, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür." diye dua etmişlerdi. Sevgili Peygamberimiz ve ilk Müslümanların yapılan işkence ve eziyetlere nasıl sabır ve tahammül gösterdikleri bilinen bir husustur. İbadetlerin nefsimize ağır gelen yönleri de sabırla hafifler. Böylece huzur içinde günde 5 vakit namaz kılar, sıcak yaz günlerinde hiçbir sıkıntı duymadan oruç tutarız. Diğer ibadetler ve ahlaki davranışlar da böyledir. Her kim sabreder ve suç bağışlarsa bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. İçinizden mücahitleri ve sabredenleri belirtelim diye sizleri mutlaka imtihan ederiz. Haberlerinizi de denetleriz. Çoğu zaman insan nefsine uyar. Allah Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak ona zor gelir. Nefse hoş gelen fena arzularını tatmin etmek ister, iyilik ve faziletlerden kaçınır. Mesela cebindeki parasını eğlence ve zevkleri için harcamak, bir yoksula vermekten daha hoş gelir. Bir çocuk için oyun oynamak, ders çalışmaktan daha ilgi çekici görünür. Gezip tozmak, çalışıp kazanmaya tercih edilir. İşte bu durumda insanın kendisine zor gelse bile iyi olanı, faydalı olanı seçmesi, sabır ve tahammülle onu yerine getirmeye çalışması çok güzel bir davranıştır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.